Kemik iliği tedavisinde Türk kök devrimi yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay'ın yürüttüğü proje kemik iliği nakli bekleyen hastalara umut oldu. Ne mutlu ki ülkemizde de artık bir kök hücre bankası kuruldu. Yıllardır hayalimizdi. Gerçekleştirmek istediğimiz projelerden biriydi Sağlık Bakanlığımızla birlikte. Hayal olmaktan çıktı. Kurulalı bir yıl olmadan 50 bin bağışçı hedefi tutturuldu. Üstelik ilk nakil de başarıyla gerçekleştirildi. Sonuna kadar veririz yani kanını ama tabii bize yeteceği kadar da kalsın bizde. Türkiye kendi kök hücre bankasıyla bu alanda yurt dışı bağımlılığından da kurtulacak. Bağışçı sayısı 250 bine ulaştığında Türkiye'de kök hücre arayıp da bulamayan kalmayacak. Genetik çeşitlilikler bu noktada önemli. Verici ülkemizde ise tabii ki her şey çok daha kolay işliyor. Kan devamı verir de iyilik gitti. Tabii ki neden olmasın yani. Çağımızın hastalığı, buna yardımcı olmamız lazım. Buraya kadar gelmişken bir bağışta biz yapalım, bir umut da biz verelim istedik. Kızılay Kan Merkezlerine gelerek Türkiye Kök Hücre Projesi'ne siz de dahil olabilirsiniz. Kemik iliği bağışı oldukça kolay. Sadece 3 tüp kan vermek yeterli. Kök hücre bağışçısı olabilmek işte bu kadar kolay. Hastanede kan verdiğimiz yöntemin aynısıyla bağışçı adayı olabilmek burada bu şekilde mümkün. Ben daha öncesinde hasta bakılırsa kemik iliği yöntemini duymuştum ve korkmuştum. Burada kan yoluyla bağış yapabildiğimi öğrendikten sonra hiç düşünmeden gelip bağış yapmaya karar verdim. Ben kandan korkarım, bayılırım. O yüzden hiçbir şekilde kana yaklaşmam da bakmam da. Sadece 112 acili arar, onlara yardımcı olurum o konuda. Verilen kan kök hücre bankasında kayıt altına alınıyor. Eğer bir eşleşme olursa kök hücreler toplanarak hastaya naklediliyor. Bu yeni, saf ve temiz hücreler hastanın kemik iliğine yerleştiriliyor ve tedavi başlıyor. Sadece 3 tüp kan vererek kök hücre bağışında bulunmuş olmuyorsunuz. Sadece bir kök hücre bağışçı adayı oluyorsunuz. Bakanlık tarafından yapılan tarama ve eşleştirme çalışmaları sonucunda eğer bir hastayla eşleşirseniz ondan sonra gerçek kök hücre bağışçısı oluyorsunuz. Tabii ki öyle bir şey yaparım ama kalp rahatsız olduğum için benim kanım hiç kimseye yaramaz. Kan bağışı gibi periferik kandan, kan dolaşımındaki kandan da kök hücreleri çekmek mümkün. Aşılama işlemi dediğimiz bir işlem gerçekleştiriliyor bağışçı adayında ve kemik iliğindeki kök hücrelerin kan dolaşımına geçmesi sağlanıyor. Daha sonra da kan dolaşımına geçtikten sonra bu kök hücreler kan bağış işlemi gibi aferez makinesi dediğimiz bir makine ile normal kan torbasına kan alınıyor. Hepatit B, hepatit C ve AIDS virüsü taşıyanlar kök hücre bağışçısı olamıyor.